Evet sevgili dostlar, bugün bir hafta sonu sohbeti yapalım istedim. Epeydir Facebook'ta sohbet yapmıyor idik. Dolayısıyla bugün buradan bir sohbet yapalım istedim. Harika, Ali Kemal Ayazoğlu. Kardeşim çok geçmiş olsun, Allah şifalar versin. Aramıza dönmene çok sevindim, inan ki. Büyük bir operasyon geçirdin, takip ettim Mustafa Çakıroğlu'ndan. Evet, sağlık çok önemli dostlar. Evet sevgili dostlar, akşam TV100'de stüdyodaydım. Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın programında oradaydım. Programı dinledik. Dinlemeyenlere dinlemelerini tavsiye ederim. Çok güzel. Olan biteni bir Türk milliyetçisi gözüyle, akademik dille olsun, siyaset diliyle olsun ve ülkücü hissiyatıyla olsun çok güzel anlatıyor, anlattı. Ben bu bakımdan önemli buluyorum Sayın Ümit Özdağ'ın programlarını, anlatımlarını, açıklamalarını. Bunların hepsini konuşacağız. Ali abi çok geçmiş olsun tekrar. Çok şükür dostlarımın, sevdiğim insanların sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesine mutluyum. Ali Kemal Ayaz öyle, Ali Aya abim böyle. Allah'a şükürler olsun hepimiz. İşte bu imtihandan geçtik, geçiyoruz. Sağlık çok önemli, her şeyden önemli. Gerisi hikaye. Evet sevgili dostlar, bugün İstanbul Sözleşmesi. Merkez Bankası Başkanı'nın dördüncü kez değişimi. Yani bu başkanlık sisteminden sonra. Efendim, il sınırlarının değişmeleri neyi vaz ediyor, ne anlatmaya çalışıyor? Muş'ta biliyorsunuz bir sınır değişimi, iller arası sınır değişimler oldu. Ve gündemi, siyaseti, hepsini konuşalım istiyorum. Önce nereden başlayalım? İstanbul Sözleşmesi olsun ilk konumuz. Sonra MHP Kongresi'nde konuşalım. Hatırlatın bana. Sorular da sorabilirsiniz. Ben buradan cevaplamaya çalışayım. Karşılıklı sohbet edelim istiyorum. YouTube kanalımız Haberek TV'yi desteklemenizi, desteklerinizi önemsiyorum. Sayfalarınızda bu YouTube kanal videolarımızın paylaşmanızda fayda var. Bize oradan reklam geliri az da olsa bir şey gelecek. Büyütmeye çalışıyorum. Şimdi sevgili dostlar, İstanbul Sözleşmesi meselesi çok istismar edilen veya siyasete konu ve sermaye edilen bir konu idi. İstanbul Sözleşmesi ülkemizin gündemine nasıl girdi, niye girdi? Bunu da hatırlattıktan sonra konuya girebiliriz isterseniz. İstanbul Sözleşmesi bütün dünyada belli ülkelerin öncülüğünde, ki Türkiye'de bu hazırlık safhasında bu öncülerden biri, kadın haklarının, özellikle kadın haklarının çiğnendiği, kadına şiddetin efendim artarak devam ettiği bir dönemde bu kadınların hak ve hürriyetlerini yasal çerçeveye almak için bir sözleşmeden ibaret idi. Evet. Evet, Fatoş Ekşi ablacığım, kardeşim, değerli ülküdaşım. Evet, Ümit Özdağ'ın davetiyle orada icap edeceğim davete, görev alacağım Allah izin verirse. Ona biraz sonra gireriz. İnşallah. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni bir taraf, özellikle bu akit ve birkaç tarikat, sanki bir namussuzlukmuş gibi veya sadece affedersin homoseksüel veya transseksüellere, onları koruyan, onları cinsiyet eşitliğine götüren bir sözleşmeymiş gibi anlatınca, bilmeyenlerin bir kısmı da oradan karşı çıktılar buna. Ama
Yine bu yasayı 550 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onayıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yani bugünkü Cumhurbaşkanı'nın, o günkü Başbakan'ın ve AKP Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'la birlikte geldiğini, bu yasayı geçirdiklerini biliyoruz. Peki dün akşam İstanbul Sözleşmesi durup dururken niye iptal edildi? Bunu birkaç, yani belki iki ay oldu mu bilmiyorum ama Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün kurmay takımından Oğuzhan Asıltürk'le, Asıltürk'ün evine ziyarete giden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile yaptığı konuşma ve görüşmeleri, daha sonra Oğuzhan Asıltürk'ün çeşitli vesilelerle "Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretime geldiğimde bize İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edileceğini" sözünü verdi. "Rahat olun, bu sözleşme iptal edilecek demiş idi. Bu bir aydır kulislerde, kamuoyunda bilinen bir şey. Şimdi zaten işte buradan karşı çıkmak gerekiyor belki. Çünkü yurt içi ve yurt içi kanunları, evet, yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın diyor hukukçular. Ama kahirekseri bütün hukukçuların söylediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini Cumhurbaşkanı asla alamaz. Alırsa bu gasp, yetki gaspı olur diyorlar. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin bir anlamı yok diyorlar. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi'nin vaaz ettiği, yani zina suçu, işte bir takım kanuni haklar zaten devam ediyor. Kanunlar iptal edilmedi. İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Burada bir algı operasyonu. Seçime yönelik, işte Türkiye'de bu işten rahatsız olan, Cumhur İttifakı'na oy vermeyen, tarikat ve onlara yakın siyasi görüşteki insanların oyunu almak olarak kulislerde değerlendiriliyor. Şimdi bu bizim demokrasimize nasıl gölge düşürdüğüne gelince, düşünün 550 milletvekiliyle bir uluslararası sözleşme, anlaşma imzalanıyor. Ama bunu bir gecede Sayın Cumhurbaşkanı da olsa tek bir insanın hiç istişareye ve topluma tartışmaya açmadan kaldırması. Kaldı ki bundan bir ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bayan milletvekillerini ve bir takım milletvekillerin İstanbul Sözleşmesi'ni canhıraş savundukları için milli görüşçülerle çatıştılar Akit'te ve bazı gazetecilerle. Açık açık tartışmaları bütün kamuoyunda gördük. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı bunu iptal etti. Şimdi bu bizim inanç ve töremize aykırıysa bunu niye kabul ettiniz? Niye yasaları çıkarttınız? Değilse niye iptal ettiniz? İptal ettiyseniz kanunları niye iptal etmediniz diye haklı sorular geliyor. İnsan bunu analiz etmek ihtiyacı duyuyor. Bu bakımdan bu konu önümüzdeki günlerde tartışılacağı benziyor. Bayağı tartışacağız bu konuyu. Öbür taraftan Merkez Bankası Başkanı'nı neredeyse, yani böyle böldüğün zaman birkaç aylık görev süresi dolmadan hemen onları görevden almayı, ekonomik reformu ve istikrarı baltaladığını bütün dünyada ekonomistler yorumluyor. Bu da ekonomiye olan güveni, dışarıdan gelecek yatırımcıyı, içerideki yatırımcıyı korkuttuğu aşikar ve açık. Neden alındığı izah edilmeye muhtaç bir konu. Bu da Türkiye'nin gündeminde bu hafta tartışılacak. Hatta ben öyle zannediyorum ki, bu arada gözlerim yaş damarları diye bir 4-2'şer tane burada varmış, kapandı, ameliyatla açılacak, ilaç kullanıyorum. O yüzden sık sık, televizyonda da geçen böyle oldu, mendil kullanmak zorundayım, özür diliyorum. Bu da pazartesi sabah kurlarla belki de yeniden bir ateşlenme olabileceğine dair ekonomistlerin yorumları da var. Evet sevgili dostlar, yani hatırlarsanız Kenan Evren 12 Eylül'ün neden yapıldığını sorduğumuzda, milli görüşçüler işte şeriat getirecektik, bizim için yapıldı. Biz Türk milliyetçileri milli bir devlet olacaktık, bunlar Amerikan uşağıydı, o yüzden geldiler. Solcular biz devrim yapacaktık, Sovyet Sosyalist Enternasyonale üye olacaktık, Varşova Paktı'nda olacaktık. Onu engellemek için Kenan Evren yaptı. Herkes kendine göre bir yorum yaptı.
Ama sonradan anlaşıldı ki Yunanistan'ın NATO'ya girmesi, sınır anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılması, Bulgaristan'a ciddi manada sınırda toprak fedakarlığı yapması, Kenan Evren toprağı nasıl derler, bol olsun dersen nasıl, iyi mi yorumlanır bilmiyorum ama orada rahat uyumasın. Böyle oralarda, yani Edirne'ye gidenleriniz vardır. Edirne Çanakkale kadar kutsal bir şehrimizdir. 259 bin şehidimizin yattığı o sınırda ciddi manada toprağı Bulgaristan'a efendim terk etmiştir Kenan Evren. Kendisi için işte bu diktatör değil, bu meşru bir adam falan demekle. Şimdi böyle nobran, keyfiyetle, babasının çiftliği gibi sınır değiştiren, başka ülkelere efendim bir takım jestler yapabilen, işte NATO'ya alması, bugün ülke Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girme sürecinin kolaylaştırılması, Rum kesiminin kolaylaştırılması, hepsinin altında bunlar yatar. İşte bugün mavi vatanı kaybetmemizin veya işte buralarda bir takım hükümranlık Yunanistan tarafından iddia edilmesinin ve bunun Amerika ve Avrupa'da onların yanında olmasının, hepsinin arka planının temelinde o tohumlar, o zehirler vardır. İşte Kenan Evren'e neden karşı olduğumuzu, diktatörlere neden karşı olduğumuzu buradan anlayın. Türkiye'de bir de böyle bir şey var. Asker olunca tamam, aman bu en kutsanmış bir şey, milli. Her asker milli değildir sevgili dostlar. Onların içinde çok hain, efendim, diktatör, ülkenin zararına, kendi üç kuruşluk menfaat ve itibarlar için ülkenin gelecek yüzyılını karartan yüzlerce üst düzeyde subaylar çıkmıştır. Şimdi bile haftada bir FETÖ'cü subaylar çıkıyor, görüyoruz. Demek ki öyle yalandan yere apoletleri takıp da hemen peşinen büyük kahraman ve efendim değerli böyle işte üst sınıf insan olarak da görmek yanlış. Tabii ki ordu bizim için vazgeçilmez namusumuz. Tabii ki Türk Devleti'nin bütün kurumları ve kuruluşları çok önemli. Bizim için vazgeçilmez kurumlar. Ama bu kurumlara sızan, hain, lümpen, gaflet içinde olan sahtekarlar, para, pul, mevki için ülkenin geleceğini düşünmeyen keyfiyetçi adamlar filan, bunları da görmek lazım. Bunlara da toplumun dikkatini çekmek lazım. O bakımdan denetlenen, kuvvetler ayrılığı olan, sıkı denetlenen, ilkeleri ve disiplini, kanunu olan bir sistem, Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir sistem olmalı. Bunun için de Sayın Ümit Özdağ altını çizerek son iki haftadır fırsat verildiğinde çıkıp Türk milletine manifesto niteliğinde yeni kurulacak partinin amaçlarını anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Hepimiz işte Türk milliyetçileri olarak, bu davaya gönül verenler olarak bunu milletimize fert fert anlatmaya talibiz. Evet, yani işte bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin arızaları bunlar. Yani denetlenemeyen, keyfiyetle kararlar verilen, kuvvetler ayrılığının olmadığı, her şeyin bir insana dayandığı, hatta o insana bile zarar verdiğini düşündüğümüz, gördüğümüz bir sistem. Boşuna karşı çıkmadık. Ülkemizi uçuracaktı, ekonomimizi uçuracaktı. Ülkenin birlik ve beraberliğine muhteşem katkılar verecekti. Koalisyonlar olmayacaktı. Bu dediklerinin hiçbiri olmadığı gibi daha da berbat hale geldi. Yine inşallah nasıl geldiyse o şekilde demokrasi ve referandumla, milletimizin iradesiyle gider temennisinde bulunmak hakkımı kullanıyorum. Evet, dün akşam Ümit Özdağ çok seviyeli, çok hoş açıklamalar yaptı. İşte milli muhalefet istiyoruz, siparişli milli muhalefet istiyoruz diyen saray, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı etkenleri böyle bir açıklama yapınca muhalefetin veya oluşacak muhalefetin tümünün önüne duvarı ördüler. Yani yeni çıkabilecek umutların önünü kesmenin bir yolunu ilk Cumhur İttifakı yapmış oldu.
Ne demek milli muhalefeti biz yaparız? Yani biz parayı verip partiyi kurdururuz, parti şey yaparız şeklinde algılandı. Onun için buna kızıyoruz, tepki gösteriyoruz. Sayın Ümit Özdağ da biz milletin ittifakıyız, millete sırtımızı dayayarak geliyoruz. Milli ittifak bu manada değiliz. Yani hükümetin, Cumhur İttifakı'nın siparişlediği, sarayın fonladığı sipariş bir muhalefet değilize vurgu yapmak zorunda kalıyoruz haklı olarak. Tabii ki biz de bunu anlatacağız. Çünkü bunu Cumhurbaşkanlığı İttifakı yaparken Millet İttifakı da yapıyor. Yani ülkeyi ikiye bölen, tahterevalli siyasetine mahkum eden iki anlayış. CHP, onun yandaşı İYİ Parti ve AKP, onun yandaşı da MHP. Ülkeyi ikiye bölmüş vaziyetteler. Dolayısıyla biz üçüncü yol, rahmetli Türkeş'in geçmişte teşbih ettiği yeni bir yol. Milleti birleştiren, bütünleştiren, herkesin olumsuzluğunu ortaya koyabilen veya herkesin güzelliğine alkış vurabilen, milletin ta kendisi ve vicdanı olmaya talip bir siyasi hareketten bahsediyor Sayın Ümit Özdağ. Ben bu davete bu yüzden icabet ettim. Ben kendim için ve milletim için, vatanım için hayırlı olsun temennisinde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bütün arkadaşlarımı davet ediyorum bu kutlu yolculuğumuza. Bir de şöyle düşünün sevgili dostlar. Şu pandemi bize ne öğretti? Pandemide insanoğlunun yaşam şekli değişti. Nasıl? İşte paran var harcayamıyorsun. Gezmeye gidemiyorsun. Evinden çıkamıyorsun. Sevdiklerinle kucaklaşamıyorsun. Yakınlarının ziyaretine bile gidemiyorsun. Ama ben onun katili olmayayım diye. Bütün bunlar bize hayatın ne kadar basit görünen, bir küçücük görünmeyen virüsle anlamsız hale geldiğini göstermiştir. Dolayısıyla evinde yatıp yemek yiyip, işte yatan, uyuyan, kalkan, yemek yiyen, tuvalete giden varlık insanoğlu olamaz. O insanın insani değerlere, ideallere ve milletine bulunduğu yerlere hizmet etmek gibi bir hususiyeti vardır. Dolayısıyla ben o bakımdan parti %50 almış, %100 almış, %1 almış umurumda değil. Doğruları, hakkı, hukuku savunan bir yol olsun. Efendim, hakikati eğip bükmesin, menfaat için eğilmesin, adaletli olsun, demokratik olsun ama geleceği ne olsun hiç onun hesabını yapmadan hizmete talip oldum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bugün tabii ki epeydir canlı yayın yapmıyorum. O yüzden takipçilerimiz az olabilir ama daha sonradan bu sohbetlerimiz paylaşılarak dinleniyor. Görüyorum onu. Hemen birkaç bine çok kısa sürede varıyor. Bu videomuzu, sohbetimizi dostlarımıza sizlerin sayenizde, sayfalarınızda paylaşarak iletmenizden tabii ki çok çok memnun olurum. Haberek medyamız, haberek.com çok ciddi büyümeyle Türk milliyetçilerinin, parti gözetmeksizin herkesin sesi olmaya devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. YouTube, Haberek YouTube kanalımız emin adımlarla devam ediyor. Bu şekilde burayı hep birlikte büyüterek Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, vatanına hizmetimiz devam edecektir. Evet, beni takip eden sizlere çok saygılar, sevgiler sunuyorum. Sema Şakar Hanım, Hatice Türk Hanım, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Yine bir başka sohbette buluşmak üzere. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.